Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 57. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Farz ve mendup oruçta geceden niyetlenmek. Nesai müminlerin annesi Hafsa'dan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur. Bunun anlamı ister gecenin başı, ister ortası ve isterse sonu olsun, orucun geceleme vaktinden itibaren yazıldığıdır. Oruç tutanların sevabı geceleyişlerine göre derecelenir. Buna visal ya, visal. Ya hakkındaki durum da destekler. Oruçluya günün gecesinin ilk kısmını ulaştırmak nedeniyle sevap yazıldığı gibi, aynı şekilde gecesinin diğer kısmını da gününü bitiştirmekle kendisine sevap yazılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Visal orucu tutan kimse seher vaktine kadar tutsun. Daha sonra visal orucu hakkında kitabın Visal ve Seher bölümünde söz edeceğiz. Konunun seherle ilişkisine gelirsek, çünkü visal orucu tutan kimse hadisinde sahur vaktinde yemeğe teşvik vardır. Visal orucunda gecede bir yandan oruç vakti, öte yandan tutma vaktidir. Gece orucunun serbest bırakılması gün içinde gönüllü orucun durumuna benzer. Her iki zamanda da oruç Allah içindir. Çünkü o oruç tutanı takip eder. İnsana hangi vakitte oruçlu adı verilirse verilsin oruç Allah'a aittir. Oruçlu ismi geceye daha benzerdir. Çünkü oruç bilinmezlikle daha çok ilişkilidir. Hak ise bize kendisini görmeyi vaat etmesine rağmen bizim tarafımızdan görünmezken buna karşın dil ve eserleri bakımından ise tarafımızdan görülür. Gerçekte hak, görünmede görünmez yani görünürken görünmez olduğu gibi oruçta görünürken görünmezdir. Oruç bir şey yapmak değil ya, yani oruç yapmamaktır ve yapmamak görünmeyen bir iştir. Oruca niyetlenmek görülen bir iştir. Oruç tutacak insan geceleyin bir vakitte niyetlendiğinde niyetinin geçerli olabilmesi için bir şey yememelidir. Öyleyse orucun gerçekte başladığı fecir vaktine kadar geceden oruç tuttuğu süre farzın vakti girmediği için gönüllü oruç sayılır. Fecir doğduğunda artık farz oruç hüküm sahibidir. Bu durumda insan gönüllü ya yani nafile oruç ile farz orucu birleştirir ve her ikisinin de sevabını alır. Oruç Allah'a aittir ve Allah oruç tutarak ve onu kendisine nitelik yaparak kulun Allah'a yaklaşmasını istemiştir. Gecenin ikinci üçte birlik bölümünden itibaren veya ortasında oruca başlamak gerekir. Allah o vakitte yakın semaya inerek tecelli eder. Kul Allah'ın niteliğiyle ki oruç tutmaktır Allah'a yaklaşır. Çünkü kendisiyle nitelendiğinde oruç niteliği sadece Allah'a ait olabilir. Kul onunla nitelenmediği sürece ise Allah'a ait olabilecek bir oruçtan söz edilemez. Çünkü bu noktada oruçlu kul, Hakk'ın kendisine ve üzerine ineceği bir ziyafete benzer. Daha önce de belirttiğimiz gibi oruç bu durumda da olunca Allah karşılığını kendi benliği ile üstlenmiştir. Yani orucun karşılığı benim. Halbuki aynı şeyi başka bir ibadet için yapmamıştır. Kulun tuttuğu oruç arada bir vasıta olmaksızın Allah'a ait olduğu gibi kula verilecek karşılık herhangi bir vasıta olmaksızın doğrudan Allah'tandır. Bir insan kendisine yaraşan şekilde efendisine yönelirse, efendisi kölesinin davranışına karşılık en yetkin şekilde yönelir. Efendi bu yerde istifade edenin zuhuru gibi ortaya çıkmıştır. Böylelikle ona kendisiyle karşılık verir. Onun ikramı ise başkası adına olmamıştır. Allah alemlere muhtaç değildir.